Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti. Görüşmede Erdoğan'ın, Akkuyu için Siemens'ten gelmesi beklenen parçaların tedariki ve Eurofighter Typhoon'ların satışındaki vetonun kaldırılması için baskı yaptığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Scholz, Türkiye saatiyle dün akşam 22'de Türk evinde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde en önemli iki başlık olarak Akkuyu için Siemens'ten gelmesi beklenen parçalar ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına Almanya'nın koyduğu vetoyu ön plana çıktı. Alman şirketi Siemens, Türkiye'nin nükleer santral projesinin tedarikçileri arasında. Ancak yaklaşık bir yıldır teslimatlar yapılamıyor. İki lider bundan önce en son yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, Akkuyu'nun en önemli ünitelerinden bir tanesi de Siemens ile ilgili olan münasebetlerimiz. Siemens'in bize göndermesi gereken türbinler meselesi var. Bu türbinlerde de şu anda Alman gümrüklerinde bunlar bekliyor. Bunları da kendilerine, Başbakan Olaf Scholz, söyledik. Buralarda bazı tıkanıklıklar var ama aşacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Şansölye ile münasebetler iyi geçti, demişti. Almanya'nın da dahil olduğu bir konsorsiyumla üretilen Eurofighter uçaklarından Türkiye en az bir filo yani 20 jet almak istiyor. Yaklaşık 5,6 milyar dolar değerindeki anlaşmaya konsorsiyumun diğer üyeleri, İngiltere, İtalya, İspanya onay verirken, Berlin yönetimi veto koymuş durumda.